taktı kafayı, insaf olsun ki. Bırakma beni, sensiz olamam. Annemi kandır, onsuz yapamam. Karıcım bir tanem, canım sevgilim. Sırnaşma Orhan, aptal değilim. Yalnız bu biraz mercimek yemeği gibi olmuş da. Olur mu canım? Nefis çorba ya. Biraz taneli olmuş o kadar. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ay hiç mi onu aramayacaktım? Bak arıyorum. Çamaşır makinesi var ya, çalışmadı. Onu soracaktım. Beceremedim desene sen şuna. Ya tamam tamam, kalsın. Bir sapık. Mahalleye dadanmış diyorlar da. Korktun mu yoksa? Hem sapık hem hırsız. Hay Allah, nereden çıktı şimdi bu? Korkmayın, kale gibi bizim evimiz. Sema kızım, bana içeriden tabancamı getir. Hangi tabanca? Babandan kalanı. Nasıl unutursun? Dondon kurşunu atanı. Operasyonu başarıyla tamamladım. Bu gece uyuyabilecekten hiç sanmıyorum. Anne, kolay alışmış kızım. Bu işler böyle elle olur. Utanmıyorsun değil mi? Semacığım dur. Aşkım, hayatım, yanlış anladım. Vallahi bildiğin gibi değil. Ne oluyor, izah edeyim sana. Sen bir hainsin Orhan. Bir daha benim yüzümü bile göremeyeceksin. O yapar da benim kızım yapamaz mı? Ay, yapar tabii. Bulur birini. Bulurum değil mi? Kızım sen elini sallasan ellisi. Aradığımız kişiyi bulduk Gülben. Babam varken ne güzel birbirinize sarılıp uyuyordunuz. Yatakta kahvaltı da ederdiniz anne. Ederdik. Hatırlıyor musun? Bir de sen uyumak isterdin. Annem de kitap okumak. Işık yüzünden kavga ederdiniz. Ederdik ya. Sana bir müjdem var. Yarın çıkıyorum. Ne? Çıkıyor musun? Sevinmedin mi yoksa? Aha, sevinmez olur muyum? Şaşırdım sadece. İşte sevimli çocuklarım. Bu da bir tanecik karım. Aferin, aferin. Sevdim bu çocuğu. Teoman. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben memnun olmadım. Yoksa rahatsız mı oldun? Sema'dan hesap soramazsın sen. Seni bir daha Sema'nın yanında görmeyeceğim. Ay, kaslara bak. Yani çok mersi Teo. Yaptın yapacağını. Ay, sus Allah aşkına. Orhan, ilk görüşte aşka inanır mısın? Seni gördüğüm ilk günü hatırlıyorum. Gözlerinin içi gülüyordu. Ben de senin gözlerine bakmaya korkuyorum. Çocuklar herhalde. Bizi böyle görmeleri doğru mu? Boş ver. Nasıl boş ver? Bayağı boş ver. Orhan. Çok konuşuyoruz. Bir yanlışlık oldu. Ya nasıl olur? Yazıklar olsun sana. Benim tırnağım bile olamaz daha. Anneliği senden mi öğreneceğim? Sema, sakın. Atma diyorum sana. Atma. Şükret ki kafana atmadım. Babaymış. Şam babası. Bak Sema. Sema. Oh. Kızım sen eskiden daha başarılıydın. Attığını 12'den vururdun. O da olacak anne, sabret. Ah ah, ben de neler düşünmüştüm acaba diye. Acaba ne? Acaba ne? Acaba yeniden yuva kurabilir miyim? Acaba yeniden çocuklarımı bir arada görebilir miyim? Ama nerede? Duygu sömürüsü yapma bana. Duygu sömürüsü duygusu olan insanlara yapılır. Sen bana hakaret mi ediyorsun? Yok efendim, yuva kuracakmış. Kendi kendine gelin güvey olma. Sen de kimsin be? Ben de ortada kalma diye düşünmüştüm. Böyle dul, tek başına. Ağzını topla. Torunlarımın babası dediysek o kadar da değil. Unut bunu. Dünyada tek erkek sen kalsan bile seninle evlenmem. Ölürüm de evlenmem. O hiç belli olmaz Sema Hanım. Bir gün kapıma geleceksin. Bu söylediklerini sana yalatacağım. Asla. Görüşürüz. Görüşürsek senin için hiç iyi olmaz canım. Yeter artık be! Sen de fazla oldun. At hadi! At! Atmadığın bir o kaldı. Diyene bak! Bir saattir sen ne yapıyorsun? Orhan! Nedir o elindeki?
bardak bu. Gördüğünüm canım, görüyorum. Semaya mı atacaktın yoksa o bardağı? Yok baba, olur mu ya? İnsana bardak çanak atar mı? Değil mi Sema? Atmaz Orhan. Su içiyordum da. Aa bak, dibinde biraz kalmış, içeyim bari. Bittiğine göre. Gidelim Sema. Yürü Serkan. Eyvah ki eyvah. Kedi köpek gibiler. Didişmeden duramıyorlar. Ellerinde değil çocuklar. Genlerinde. Süper fikir geldi aklıma dede. Dinlemedim. Tüp bebek gibi. Tüp Sema ve tüp Orhan olsa. Oh, kendi anne babanı kendin yap. İstediğin kadar açtık. Yeni bilgisayar. Her gün patates kızartması, köfte. Canın istemezse okula gitme. Annem haklı galiba. Bütün erkekler aynısınız. Bencil ve duygusuz. Siz futbolda anlamazsınız. Bir kişi yerde anlamazsınız. Hep şikayet edersiniz. Her şeyden korkarsınız. Sana öyle geliyor. Dün geceyi unuttun galiba. Annem süperdi yine. Ya ne demezsin. Yeter. Susun. Bir de siz başlamayın ya. Zaten illallah çekiyorum annenizden babanızdan. Özür dilerim dede. Ben de. Bir de anneniz babanız özür dilese ne güzel olacak. Her şey ne kadar güzel olacak. Ama ikisi de keçi gibi inatçı. Ne yapacağız çocuklar? Yani nasıl barıştıracağız bunları ya? Bana bakın. Bu akşam üçümüz de uyuyacağız. Ve yarın sabah kalktığımızda mutlaka bir çare bulacağız. Tamam mı asker? Tamam komutanım. Tamam dede. Komutanım. Yoksa? Sakin olunuz. Sofya'dan mektup gelmiş. Maslahat güzeller. Evet. Heyecanlanmayın. Bana ne demiştiniz? Kara haber de olsa razıyım artık. Yeter ki bir haber olsun. Affedin. Çok üzüleceğiniz. Sema? Bu ne var kızım? Ne olsun be bab. Kadıncağız ortada kalıverdi. Ya evladım hiç olur mu? Bir de çocuğu var. Şemacığım güzel kızım. Dinle evladım bak şimdi. Düşünebiliyor musun baba? Bir de kadın veren üstüne üstüne. Yahu bu film icabı be evladım. Erkek milleti işte. Ne olacak? Hepsi bencil, taş kalpli yaratıklar. Ya o film gereği kızım. Allah aşkına üzme bu kadar kendini. Yaşanmış hikayeler bunlar Servet Bey. Yaşanmış hikayeler. Bugün hava çok güzel değil mi çocuklar? Evet. Gerçi burada kalır film izlerdik ama... Ya. Ben bu yaşanmış gerçekçi hikayelerden hiç haz etmiyorum. İyisi mi deniz kenarına gidelim. Hello. Çocuklar anneniz çok hassas bir dönem geçiriyor. Ondan. Ya babam? Babanız kütük gibidir. Onun hayatında bir tek incelik vardı Sema. Onu da kaybetti salak oğlum. Olur mu dede? Kaç kere yakaladın babamı ağlarken? Orhan, yerli film seyredip ağlayacak. Hadi canım sen de olur mu öyle şey? Ben de gördüm. Gözüme bir şey kaçtı diye yalan söylüyor. Yok ya. Allah Allah. İkisi de dayanamıyorlar demek. Acıklı hikayelere dayanamıyorlar. Buldum. Bu seferki plan müthiş. İkisini de can evinden vuracağım çocuklar. Planın ne dede? Hadi dede çabuk anlat. Yeni harekatın kod adını açıklıyorum. Türk filmi. Doğru yerde miyim ben? Evet doğru. Oğlum bilgisayar mı bozuldu? Tatil günü oğlum evde ve bilgisayarla oynamıyor. Hı? Öyle mi? Bebeğim. Hasta mısın? Neyin var peki? Hiç yok bir şey. Var var. Sabah neşeliydin. Ablanla mı kavga ettin bakayım? Hayır. Dedene mi kızdırdın? Hadi anlat benim güzel oğlum. Söyle neyin var? Anlatamam. Neden anlatamayacakmışsın bakayım? Dedem kızar. Niye kızsın deden? Çünkü söz verdim. Ne sözü? Söylemeyeceğim diye. Tamam o zaman sen de bana anlatırsan ben de senin anlattıklarını söylemeyeceğim. Hı? Söz mü? Söz tabii. İzci sözü hem de. Dedem telefonda konuşuyordu. Kiminle? Doktorla.
Kalp doktorudur evladım. Ne var bunda? Deden hep konuşuyor. Aa, babama bakan doktormuş. Babana mı? Ne konuştular peki? Babamın hastalığından söz ettiler. Ne hastalığı varmış ki? Söylüyorlardı ama adını unuttum. Anne, babama bir şey olmaz değil mi? Olur mu bebeğim? Baban Türk gibi. Sen hiç merak etme. Ama duydum. Yanlış anlamışsındır aşkım. Hem bak bana. Öyle bir şey olsa ben üzülmez miyim? Hadi asma suratını. Anneanneciğin sana meyve suyu. Git de meyveni ye. Doğru mu? Ne doğru mu? Orhan'ın hastalığı. Yok kızım öyle bir şey. Nereden çıkardın bunu? Lütfen baba. Lütfen benden saklamayın. Ya neyi saklayacağım Semacığım? Yok bir şey diyorum kızım. Yok. Neyi saklayayım? Siz konuşurken Serkan duymuş ama telefonda. O. Arkadaşım o benim. Eski bir arkadaşım. Doktor kendisi. Veteriner. Orhan da tanıyor tabii. İşte Serkan çocuk yanlış anlamış. Ama baba Serkan'a tembih etmişsiniz kimseye söylemesin diye. Bak yaratığı. O kadar da tembih ettim. Söylemiş demek. Demek var bir şey. Telaş etmeyesin diye bilmeni istemedim. Aslında bir rahatsızlığı var tabii de. Çok mu ciddi? Öyle sayılabilir. Doğruyu söyle baba. Öyle mi değil mi? Maalesef öyle. İnanamıyorum. Ne yapacağız şimdi baba? Metin ol Sema. Bizim güçlü olmamız lazım. Neymiş hastalığı? Doktor ayrıntılarını anlatır sana. Hadi öyleyse hemen gidelim baba. Nereye? Doktora tabii. Niye acele ediyorsun kızım? Baba lütfen meraktan çatlarım. Kırmayın beni hadi. Peki hadi. Küçük hanım, üzülerek söylemeliyim ki teşhis mutlak ve nettir. Hastalığı ne acaba? Kendisinde nadir görülen bir beyin epidemisine rastladık. Beyin mi? Nasıl bir hastalık? Bu bela çok meşakkatli bir tekamül izlemekte. Efendim? Zor bir hastalık. Çok zor. Tedavisi? Ne çare ki modern tıbbın imkanları bu illet karşısında kifayetsiz. İlaçı da mı yok? Yetersiz kalır. Ben Elif Hanım'ı arıyordum. Gören oldu mu? Burada mı Elif Hanım? Evet. Baba anneme geldi. Isırmaz değil mi? Baba. Doktordan gelmiş. Açmayacak mısın? Açayım mı? Doktordan geliyor baba. Belki önemlidir. Hadi baba ne yazıyor? Dur kızım acele etme. HBsAg pozitif, KCFTY pozitif. Ya bir sürü tıbbi terim. Pozitif olan neymiş baba? Herhalde önemli değil sanırım. Sonuç bölümü var baba. Orayı okusana. Tahlil sonuçlarına göre hastanın bir şey değerinde artış, riskli değer kayma, hastalığın ileri aşamada ciddi baba, yüksek... Baba ne oldu? Kötü bir şey mi yazıyor? Bir şey yok kızım. Önemsiz bir iki tahlil işte. Ben de bakabilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü annene ait özel bir mektup kızım. Ama sen baktın. Ben kocasıyım. Eski kocası. Küçük hanım ben sizin babanızım. Eski veya yeni ebedi babanızım tamam mı? Mızıkçı. Hay Allah ya. Hastalık ileri aşamada. Ciddi middi. Ne oluyor bunlar ya? Hiç umut yok demek. Mamafi. Vaziyet. Külliyen umutsuz da değil. Bir çaresi var demek. Bu hastalıkta tek bir tedavi yolu mümkün. Ne gerekiyorsa yaparız. En mühim tedavi yüksek maneviyat. Yani moral. Elbette. Başka? Hasta stresten uzak tutulmalı. Üzülmemeli. Mütemadiyen sevdikleriyle birlikte olmalı. Semacığım, Orhan'a hastalığı söylenmemeli. Moral açısından. Peki ne kadarını biliyor? Geçici zannediyor. Yorgunluktan olduğunu söyledik. Belirtileri nedir doktor bey? Kaşıntı. Aa, kaşıntı mı? Sadece kaşıntı olsa
göz seyirmesi, mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi. En hayati mesele baş dönmesi. En önemli belirti baş dönmesi. Unutmamamız gereken en önemli nokta moral, değil mi doktor? Moral. Kesinlikle. Evet, moral en önemli şey. Ama baş dönmesi de çok daha önemli. Orhan. Sema. Nasılsın? Moralin nasıl? Ben iyiyim de. İyisin tabii. Her şeyin başı moral. Hiçbir şey dert etmeyeceksin. Söz mü? Söz. Semacığım sen iyi misin? Nasılsın? İyi, gayet iyiyim. Hem neden iyi olmayalım ki? Önümüzde koskoca bir hayat var. Var tabii. En güzel günlerimiz bundan sonra. Öyle. Kendine dikkat et canım. Bir ihtiyacın olursa söyle. Çekinme, tamam mı? Elbette Semacığım, sen de ne olursun. Biliyorsun ben her zaman senin yanındayım. Biliyorum. Baba, nereden geliyorsunuz siz? Şu çıktık yani. Şöyle dolaştık biraz. Nerede dolaştınız? Ne bileyim ya, orada burada böyle yerlerde. Ya baba, Sema biraz solgun gözüküyor bana. Evet, halsiz biraz. Ne? Halsiz mi? Baba, benden bir şey gizlemiyorsun değil mi? Ne gizleyeyim oğlum? Peki bu ne o zaman? Nereden buldun bunu? Bugün eve geldi. Eski adrese göndermişler. Aptal adamlar. Güya değiştirmişlerdi. Neler dönüyor baba? Sema'nın bir şeyi mi var? Baba, doğruyu söyle bana. Sema hasta mı? Maalesef Orhan. Emin misin? Doktordan geliyorum oğlum. Doktordan mı? Evet. Doktorla ben de konuşacağım. Gerek yok. Olmaz. Meraktan ölürüm baba. Peki, yürü. Ne bu surat? Cenazeden yeni gelmiş dullar gibi. Aman anne, ne biçim laf o? Sermet'le nereye gittiniz siz? Hiç. Ne o Orhan'la öyle sarmaş dolaş olmalar? Ha? Kerpeten getireyim mi? Ha? Konuşacak mısın? Neler oluyor diyorum. Anne, bildiğin gibi değil lütfen. Ya anlat o zaman da bileyim. Aa, yeter ama Sema. O sünepe için bu kadar surat yapılmaz ki. Anlatsam neye yarar ki? Ortalığı daha fazla karıştırırsın. İnanmıyorum. Nasıl olur bu ya? Nasıl? Bakın vaziyet o kadar da ümitsiz değil. Düzelebilir mi yani? Şayet moralini yüksek tutarsanız evet. Harika. Biraz daha açıklayabilir misiniz? En iyi tedavi yöntemi maneviyat. Yani moral. Sevdikleriyle birlikte olmalı. Mutlu olması için elden gelen yapılmalı. Anlıyorum. Yüksek moral mucize etkisi yaratır. Bunu sakın unutmayın. Başına gelmeden anlamak çok zormuş bunu. Canım, hastalıktan mıdır nedir? Melek gibi olmuş ya. Canım, boşandınız artık. Sana ne evlat? Ya olur mu baba? Aramızda ne geçerse geçsin, Sema benim çocuklarımın annesi. Yok ya, sadece boş bir anı değil demek. Tabii ki değil. Allah Allah, ne bileyim ben. Mütemadiyen kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum diyordum da o bakımdan. Baba, biz birlikte çok mutlu olduk. Hem Sema'yla? Çok... Allah Allah, o sevmediğini söylediğin Sema'yla. Açıkçası... Sema'ya karşı hislerim çok karışık baba. Orhan. Sema. Gir içeri. Nereye bakıyorsun sen? Nereye bakabilirim anne? Biliyorum. Ona bakıyorsun değil mi? Ha? Nereden çıktı bu bakışmalar şimdi? Anne sorma lütfen. Sormaymış. Sormadık, iki tane çocuk yaptın o kasiye yanında. Pişman da değilim. Çıldıracağım. Yine mi görüşmeye başladınız?
Anne gelme üstüme. Allah'ım yarabbim. Sizin yuvanızı dağıtmak için onca çabama rağmen. Haine. Keser misin şunu? Kesmeyeceğim. Ne zamandır görüşüyorsunuz onunla? Nereden çıkardın görüştüğümüzü ya? Yüzünden belli suç işlediğin. Cevap ver. Yeter. Orhan'la ilgileniyorum çünkü çok hasta. Tamam mı? Kas göstereceğim diye atletle onu dolaşırsa hastalanır tabii. Öyle değil anne. Çok hasta diyorum sana, tamam mı? Çok hasta. Yoksa? Evet anne, çok ciddi. Vah vah. Zavallı çocuk. Vah zavallı kızım. Bu da mı gelecekti başına? Ne de olsa çocuklarının babası. Neyin var senin orada? Bir şeyin yok. Anlatsana oğlum. Senin aşk kelebeği geldi. Eyvah! Orhan saklı beni. Nereye saklayacağım lan? Buraya gelirse beni görmediğini söyle, ben o arada sıçrarım. Tamam, iyice çık da kaybol. Merhaba Orhan Bey. Ömer'i göremedim ben bir türlü. Ha Ömer şeyde ya, şimdi buradaydı da şuralarda bir yerde olması lazım. Ömer Bey, yürüme bandı yine arıza yaptı. Merhaba Müjgan. Ömer! Çık çık. Ömer! Ay çapkın! Neler yapıyordun öyle bakayım saklanıp da? Yok şimdi ne saklaması? Artık siz birbirinizi bulduğunuza göre ben gidebilirim. Yok yok, gideyim ben. Gel. Ömer. Düğünde giyeceğim gelinliği seçtim. Bak nasıl güzel değil mi? Çok güzel. Ne diyorum ben ya? Ne düğünü? Ne evlenmesi? Ben bekar bir insanım. Bekarlık sultanlıktır ve benim de bu sultanlık tahtından vazgeçme için niyetim yok, anladın mı? Ömer, neler söylüyorsun? Evet, söylüyorum. Yeter be! Evlenmeye niyetim yok benim. Evlenmiyorum. Evlenecek olsam bile seninle evlenmem. Nihayet. Oh be! Kendine yeni bir kurban bulmasını söyledim. Meseleyi kökünden çözdüm Orhan. Haydi bakalım. Vallahi helal olsun Ekrem. Sen olmasan bu iş olmazdı ha. Nasıl, iyi oynadın mı? İyi iyi. Yani biraz büyük oynadın ama olsun. Kendimi biraz fazla kaptırdım galiba. İşe yaradı ama. İyi kandırdık çocukları. Laman ortalığı karıştırmasa bari. Aman abicim bana Levan deme. Zamanında çok çektik o şirrette. Hala çekiyorum işte. Onun olduğunu bilseydim vallahi girmezdim bu işe. Nedenmiş o? Nedeni var mı? Korkuyorum. Korkuyor musun? Hala ismini duyunca uf, tüylerim diken diken oluyor. İyi ki evlenmedin onunla. Hadi o zaman Levan'la evlenmemiş olmama ve çocukların birleşmesine. Sağlığına. Sağlığına. Baba, neden üzgünsün? Elif'ciğim, bu gece televizyon seyretme sen. Annem de bu şarkıyı çok sever, değil mi baba? Severdi ne demek, hala sever kızım. Baba, annemden ayrıldığına hiç pişman oldun mu? Elif'ciğim, nereden çıktı şimdi bu soru? Eski mutlu günlerimize mi bakıyorsun? Evet canım. Çok güzel bir aileydik, değil mi anne? Hep bir aradaydık. Şimdi sadece sen ve ben kaldık. Aa, o ne biçim söz öyle Serkan? Yanlış mı? Sanki babam hayatımızdan çıkıp gitmiş gibi. Günaydın Sema. Günaydın. Nasılsın bugün? İyiyim, sağ ol. Sen? Ben iyiyim. Seni solgun gördüm biraz ama. Yok canım, ben çok iyiyim. De, senin rengin biraz açık. Bir ağrısızı falan yok değil mi? İyisin. Çok iyiyim. Sevindim. Ne oldu Aydar? Niye seyrediyorsun bizi? Hiç. Ne yapıyorsunuz diye bakıyorum. Sana ne? Son bir aile fotoğrafı mı çektirecektiniz?
Senin işin gücün yok mu Haydar Efendi? Haydar. Tamam canım, kızma. Hiç şakadan anlamıyor bunlar canım. Servis de gecikti biraz. Evet, gecikti. Aslında hava çok güzel. İster misin biraz yürüyelim, parktan gideriz? Çok iyi fikir. Hem de biraz hava almış oluruz. İnsan biraz da güneş görmeli değil mi çocuklar? Evet! Evet. Hadi o zaman, hadi gidelim, hadi. Bence insan her gün böyle yürümeli. Hem moral oluyor. Çok doğru. Yani tek başına bile olsan günde yarım saat yürüyeceksin. Hı hı. Yani saat için çok önemli. Hava da soğuk biraz ya. Sema şunu giyer misin? Ay yo yo, sağ ol. Hayır, hiç üşümüyorum. Yoksa üşüyor musun Orhan? Yok hayatım, ben iyiyim de sen üşüyorsun diye şey yaptım. Yok, hava çok sıcak ya. Çok bunaldım. Sıcak mı? Semacığım, taksiye binelim. Orhan, yoksa yoruldun mu? Taksiye binmek istiyorsan hayatım, bineriz. Hayatım, ben iyiyim canım. Benim bir şeyim yok. Ha. Peki, yürüyelim o zaman. Yürüyelim, hadi. Serkan, ne güzel bir sabah değil mi? Evet. Öyle mutluyum ki yeniden aile gibiyiz. Aman efendim, aman. Kimler de gelmiş. En sevdiğim eks damadım. Ben bir şey kaçırdım galiba. Hangi dağda kurt öldü Leman Hanım? Orhan'la biraz yürüdük anne. Tabii tabii, temiz hava. Gel Orhan oğlum, gel. Gel şöyle otur. Gel. Ha. Senin ayakta kalmaman lazım. Neden ki Leman Hanım? Misafirsin ya Orhan, o yüzden. Ha, olur mu canım? Allah Allah, ben yabancı değilim. Sema otursun. Pek iyi çocuktu, yazık. Her zaman böyle düşünceliydi. Düşünceliydi mi? Duyan da. Canım, boşandık ya, o yüzden öyle söyledi. Neyse, ben artık gideyim. Tamam. Ha, az daha unutuyordum. Ya Cevdet, bir gül versene. Buyurun Orhan Bey. Orhan mı? Buradaki en güzel çiçek sensin ama. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ah, ah zavallı çocuk. Gördün mü Gülben? Ne kadar da romantik. Leman abla, sen iyi olduğuna emin misin? Hiç de iyi değilim. Vah evladım. Gençcik ayol. Orhan evladım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Malum iki erkek tek başınasınız. Yok anneciğim, pardon Leman Hanım. Hadi görüşürüz Sema. Görüşürsünüz tabii evladım, görüşürsünüz. Kendine iyi bak. Dikkat et Orhan, bize de gel. Anne yani az kalsın belli edecektin. Bırak Allah aşkına, ne yaptığımı biliyor muyum? Tıkandım Allah'ım, duramadım. Allah Allah. Ne oldu bu Leman Hanım'a ya? Başına bir şey mi düştü acaba? Yoksa Sema'dan dolayı o da mı duygusallaştı? Ya haklı kadın tabii. Mürüvvet! Bünyamin. Hoş geldin hayatım. Nereye bakıyorsun öyle? Hiç. Bu ne? Ne ne? Bu kıyafet ne? Nesi varmış kıyafetimin? Nesi var? Evet. Kıyafetinin nesi var? Bir bakalım. Mesela göğüs kısmı var mı? Yok. Ya baldır bacak kısmı? O da yok. Ama hayatım, spor salonunda başka ne giyebilirim ki? Kendini düşünmüyorsun, onu anladım. Peki ya bu spor salonundaki gencecik delikanlılara yazık değil mi? Ne olmuş onlara? Senin yüzünden gözlerini kaybedecekler. Acımadın mı onlara? Tamam tamam, hemen giyinmeye gidiyorum lütfen. Estağfurullah ya. Ne oldu kızım sana? Bünyamin Bey. Bana abi de diyebilirsin. Bünyamin abi. Kim üzdü seni böyle üngür salya? Ömer. Ömer mi? Benimle evlenmeyecekmiş ha. Evlenmeyecekmiş mi? Bana bağırdı. Bağırdı mı? Dur kızım, ağlama. Dinle beni. Bak kızım, her erkek evlenmeden önce böyle bir devre geçirir icabında. Öyle değil. Beni sevmediğini söyledi. Canım,
geçici bir boşluktan kaynaklanıyordur bu. Sahi mi? Hem Ömer çoktan sana bağırdığı için pişman olmuştur bile. Sahi mi? Tabii ya. Merak etme sen. Ömer olgun bir çocuktur. Mutlaka hatasını anlayıp gelip senden özür dileyecektir. Değil mi Orhan? Tabii canım. Yani hem koskocaman insanlarsınız. Yani Ömer seninle evlenmek istemese bile senin bunu anlayışla karşılaman lazım. Ya başka adam mı yok? Ya gençsin, güzelsin. Sen daha ne kısmetlerin çıkar ya? Üzme, ne olur üzme. Üzülmesin abi. Tabii siz şimdi merak ediyorsunuz. Bünyamin abi bizi buraya niye getirdi diye. Neden abi? İyi abi. Sağlıklı yaşam. Burası bana her zaman sağlıklı yaşamın ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Bakın temiz hava. Oh. Çekin içinize, çekin, çekin. Ne güzel değil mi? Peki, sağlıklı yaşam için başka önemli olan nedir Ömer? Spor yapmak. Doğru. Orhan? Dengeli beslenme. Doğru. Çok doğru. Ama en önemlisi nedir? Ha? Yani sağlıklı bir yaşam için en önemlisi nedir sence? Düzenli bir yaşam değil mi? Genç bir erkeğin düzenli bir yaşamı olması için tek şart evliliktir. Neden senin evlenmeni bu kadar istiyorum biliyor musun Ömer? Mürüvvet. Çevresinde bekar erkek görmek beni deli ediyor. Öyle erkekleri gördüğümde gözümün önüne korkunç görüntüler geliyor çocuklar. Daha önce başka arkadaşları da getirdik buraya. Pek çoğu beğenip burada kalmayı tercih etti. Tabii manzara bozulmasın diye kendilerini aşağı yerleştirdik. Ama Ömer ne kadar şanslı değil mi Bünyamin abi? Nasıl yani? Yani çok şanslı diyorum. Ya bütün bu söyledikleriniz işte temiz hava, sağlıklı yaşam, evlilik hepsini yeni tadacak. Orhan. Müjgan diye çok sevdiği bir nişanlısı var. Çok seviyor onu. Öyle mi? Ulan çok şanslı herifsin be. Gel bir öreyim. Canım benim. Dur be! Bırak ya. Bünyamin abi. Ben evlenmek için daha çok gencim abi. Ha. Üstelik Müjgan'la yeterince birlikte olamadık. O yüzden birbirimizi tanımak için zamana ihtiyacımız var. Düşünmem lazım. Haklısın oğlum Ömer. Ben de zaten senin buraya yerleşmek isteyeceğini tahmin etmiştim. Hem düşünmek için ideal bir yer burası. Uzun uzun düşünürsün. Çocuklar! Söyle bakalım Ömer. Burası kaç metredir? Müjgan! Müjgancığım! Güzelim, çok özür dilerim. Ben seni üzmek istemedim. Bağırdın bana, sana inanmıyorum. Müjgancığım, ben inan bana, sensiz yaşayamam. Yemin et. Vallahi bak, istersen Bünyamin abiye sor. Sana inanmıyorum. Ne olur inan ya. Ben senin aşkın uğruna kendimi uçurumlardan aşağı atmaya kalktım ya. Ben... Müjgancığım, sensiz bir hiçim. Ben sadece bir mezar taşının üzerindeki bir isimim. Dün bana ne oldu bilmiyorum. Yani böyle büyük bir boşluğun kıyısında gibiydim. Çok pişmanım. Ne olur affet beni. Seni seviyorum. Benimle... Ay yapamayacağım ya. Yani... Çok heyecanlandım o yüzden. Söyle, söyle. Benimle evlenir misin? Ne dedin? Dedim mi? Dedim. Benimle evlen dedim. Dedim, değil mi? Benimle evlen dedim. Allah! Aferin. Aferin çocuklar size. Önce şunu söyleyeyim. En doğru kararı verdiniz. Oğlum Ömer. Yat kalk dua et. Bu kız teklifini hemen kabul et. Burada mı yatayım kalkayım abi? Ne? Yani hemen başlayayım mı abi duaya? Yani lafın gelişi oğlum. Demem o ki. Böyle bir kız kolay kolay kimseye nasip olmaz.
Farkındayım Bünyamin abi. Ben de bir abiniz olarak elimden geleni yapacağım tabii. Ay sağ olun Bünyamin abi. Bu işi en kısa zamanda tamamına erdireceğiz. Ay, duydun mu Ömer? Duydum hayatım, duydum sevgilim. Duydum hayatımın garantisi. Oldu o zaman. Şimdi verin bakalım şunu püsküzdanlarınızı bana. Bünyamin abi. He? Adamın biri aidat ödemiyor. Nasıl yani? Ben kimseye haraç vermem dedi. Haraç değil kardeşim, aidat. Ya elimden gelen iyi niyeti gösteriyorum. Yine de suistimal ediliyoruz ya. Ne yapalım abi? Gidin kendisine ödeyecek olduğunun haraç değil, aidat olduğunu anlatın. Eğer anlamazsa ikna edersiniz. Tamam abi. Allah çok güzel görünüyor. Yiyebilir miyim anne? Şimdi olmasa hadi git hazırlan. Nereye gidiyoruz? Maça gidiyoruz oğlum. Babanlarda maç izleyeceğiz hadi. Oley! Yaşa anne. Ben de geliyorum. Aa anne? Fener'in maçı var. Kaçırır mıyım hiç? Milli maç sayılır. Başladı mı? Yok. Yer aç. Çok heyecanlı. Şükür sana söyleyeyim mi? Biz bugün bunlara yük çekeriz. Allah inşallah. Ne olacak ya? Mazinde bir tane yatar. Yaşa Fenerbahçe. Ulan kim bu saatte ya? Tam da maç başlayacak. Haylardır kesin ha. Kapıcılık yapacağım tuttu işte. Maç başladı mı? Sema, Serkan, Leman Hanım. Tam vaktinde geldiniz. Hadi gelin. Aslanım oğlum, 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 oğlum. Hoş geldin. Ya! Ay. Bu ne güzel sürpriz nasıl? Kızım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anneciğim. Dikkat ederseniz Fenerbahçe. Özellikle Kadıköy'de burada Şükrü Saraçoğlu şimdi. Baba gel sen de buraya otur. Ben şöyle bir notlarımı... Siz de hoş geldiniz Leman Hanım. Sizin gelmeniz daha büyük sürpriz oldu. Ah neden şaşırdınız Sermet Bey? Böyle günlerde çocuklar birlikte olmalı değil mi? Canım orası öyle de bunu siz nasıl düşündünüz onu merak ediyorum. Şunu gidip mutfağa bırakayım. Bana bakın çocuklar. Bu defa başarıyoruz galiba. Ha? Eskisinden değil. Annem babam için maç seyrediyor baksanıza. Babamın da maç varken gözünü televizyonuna ayırdığını ilk defa görüyorum. Annem ona ne demeli? Hemen gevşemeyin. Yapacak son ve mühim bir işimiz var. İkisini de yeniden evlendiriyoruz. Bu sefer zor olmayacak. İkisinin de kafasına evlenme fikrini yeniden sokacağız tamam mı? Ya ne fısıldaşıyorsunuz orada oturup maçı seyretsenize. Üç atarız değil mi çocuklar? Üç. Mazinde bir tarih yatar. Yaşa Fenerbahçe. Ömer amca bugün mü evlenecek baba? Evet kızım. Biz de helvasını yemeye gideceğiz. Anne. Canım. Babamla evlensene. Serkan nereden çıktı şimdi bu? Neden? Sevmiyor musunuz birbirinizi? Seviyoruz kızım. Tabii ki seviyoruz. Anne sen... Seviyorum tabii. O zaman siz niye evlenmiyorsunuz? Hayda, şimdi sırası mı bunun? Madem birbirinizi seviyorsunuz, birbirinizin elini tutun. Bir türlü karar veremedi bunlar da ya. Bir laf söylesek kızarlar ama. Fatma sen bana verir misin elini? Al elimi, sensin sahibi. Matmazel bana verir misin kalbini? Al kalbimi, sensin sahibi. Aa, ne oldu Karadeniz'de batık mı buldun bana bak. Ay pek keyifliyim valla. Bağırdan mı ne? Aa, ne bağırı? Çıldırdın galiba. Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem. Deli diyorlar bana. Desinler. Hadi canım hadi geç şöyle otur bakayım. Gel şöyle Sema otur. Otur desinler, anlat bakalım anlat ne oldu? Sema bana bak sen yanıyorsun. Aşık mı oldun yoksa? Ay ne bileyim ne desem. Bana bak kim? Aslında yeni biri sayılmaz. Tanıdığın biri mi yani? Hem de çok yakından. Yoksa... Evet Orhan ne var bunda? Delirdin mi sen? Ay, Leman abla öldürür seni. Aman hiçbir şeycik yapmaz. Hani bitmişti he? Hani? Ay kızlar yeni gelinlik modelleri de bir harika. Yok. İyi değilsin sen. Bir yanda Müjgan'ın kolları, bir yanda uçurum. Neden atmadım kendimi sanki aşağı? Neden? 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 Neden?
Oldu, bir de sen vur kardeşine. Oğlum en mutlu günüm bugün senin ya. Takma be kafanı. Olaya bir de böyle iyi yönünden bak. Mesela? Ya ne bileyim mesela yani... Mesela... Hiç kafanı yorma, iyi yönü yok bu işin. Oğlum nikahta keramet vardır. Hem Sema da gelecek. İyi, siz evlenin o zaman. Neden olmasın? Ne diyorsun sen ya? Oğlum karım değil mi? İstersem evlenirim, istersem evlenmem. Sana ne? Arkadaşını burada diri diri gömüyorlar, sen hala kendi derdindesin be. Sen de kurbanlık koyun gibi bekleme. Allah Allah. Evlenmeyeceğim de. Başkasıyla evleneceğim de. Ya oldu. Bünyamin abi de anlayış gösterir. Adam gözümün önünde vur emri verdi be. Aidatını geciktirmişlermiş. Oğlum ya şaka yapmıştır. Gözünü korkutmak için. Bu adamların hepsi böyle ya. Öyle şaka olur mu be? Ayrıca benim gözüm korktu. Yardım et oğlum. Bir tanem ölmek istemiyorum oğlum, ya. Çok dur, gencim ya. Dur sakin ol oğlum, sakin ol. Ömer bak ben arkadaşımı piranalara bırakır mıyım ya? Allah Allah gel bakayım bana. Bir çaresi bulacağız ya. Allah Allah. Tabii ya. Ne tabii? Kurtuldun oğlum, kurtuldun. Müthiş bir fikrim var. Seni kurtaracağım bu dertten. Ciddi misin? Nasıl? Sen orasını bana bırak. Gel. Ya bir hata yapıyorsunuz. Ben masumum. Hadi bakalım damat. Merak etme kardeşim, adalet yerini bulacak. Çekin, çekin. Burada işlenen cinayetin kanıtları olacak bunlar. Şimdi dedin kocacığım. Diyorum ki, maç 90 dakika, top yuvarlak, her an her şey değişebilir. Yaptın beni Orhan. Hani bir planım vardı? Güzelliğinden dilim. Ağzından o evet lafını duyduğum zaman Erkan Yolaç gibi sevinmiştim. Türk kedileri, pamuk prensesler, hepsi senin yanında sıfır kaldı. Ben de beyaz atlı prensimi bulduğumu düşündüm. Müjgan da beyaz atlı prensini bulmuş. Ömer'e baksana, yüzü bembeyaz olmuş heyecandan. Hay Allah, nerede kaldı bunlar? Hadi bakalım, herkes yerlerine. Bugün burada toplanmamızın nedeni... Tamam, tamam. Herkes biliyor burada toplanmamızın nedenini. Sadede gel. Siz Müjgan Kulunç, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan Ömer Dilbaz'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Ay evet, 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 ediyorum. Siz Ömer Dilbaz, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan Müjgan Kulunç'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Orhan değil Ömer Bey. Müjgan, Müjgan. Cevabınızı alamadım. Başınızı sallamakla olmaz. Lütfen soruma cevap verin. Müjgan Kulunç'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Konuşsana kardeşim. Ne oluyor ya? Bir yanlışlık olacak memur bey. Ben daha yeni çıktım. Yanlışlık falan yok. Hakkınızda şikayet var. Şikayet mi? Kim ulan bu vatan haini? Çete oluşturmuş, haraç ve aidat toplamışsınız. İyi ama kendinizi memur bey... Karakolda anlatırsınız. Yürüyün. Ama bakın, bir yanlışlık olmalı memur bey. Beni ihbar edenleri yakalayacağım, köpek balıklarına yem edeceğim. Patron, bizim köpek balığımız yok. Olsun, ithal edeceğim. Salonda başka çete yoksa devam edelim. Konuşmayı öğrendiyseniz sorumu tekrar ediyorum. Müjgan Kulunç'u eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır. Ne? Hayır. 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 Ay bana bir şeyler oluyor. Hayır. 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 Müjgan'a da üzüldüm ama.
Canım silah soruyla da evlilik olmaz ki. Serkan ne oldu yavrum, hayrola? Siz neye bakıp gülümsüyorsunuz iki saatte? Hiç. Ne oldu ki? Numara yapmayın, var bir şey. Öylesine mutluyum ki. Ben de ablacığım. Ne oluyor size Allah aşkına? Ne demek ne oluyor? Çocuklar o kadar zamandır ayrıca yemek yemediler ki. Ah canlarım benim. Keşke hiç ayrılmasak. Masallardaki gibi sonsuza dek mutlu yaşasak. Çocuklar böyle konuşmayın. Bir tuhaf oluyorum. Belki bir nikahla her şey eskisi gibi olabilir. Size canım ailem şiirimi okumuş muydum? Yok. Yo. Canım ailem, sizi nasıl severim bilirsiniz. Özellikle annem ve babam. Keşke evlenseniz. Evlenmemiz sizi bu kadar mutlu edecek ha? Ne yani? Sizi mutlu etmeyecek mi? Canım mutlu olmak için illa evli olmak mı lazım? Hem ayrıyetten fazla da iki yüzük, iki cüzdan. Ağırlık mı yapar diyorsunuz? 10 yıl önce niye evlendiniz o zaman? Hani gerek yoktu evliliğe? O zaman başkaydı. Canım o zaman gençtik. Oh, yaşlandık mı diyorsunuz? İçi geçmiş bunların be. O kadar da değil baba. Aslında benim için sakıncası yok da. Benim için de sorun değil de. E o zaman? Birinin evlenme teklif etmesi gerekiyor sanırım. Ne gerek var canım? Aa. Olur mu canım? Her şey filmlerdeki gibi olmalı. E hadi ama. Benim evlenir misin? Evet. Evet. Anne. Çocuklar, hadi kaldırmanın zamanıdır. Hadi bakalım. Orhan ne oldu? Bir şey yok, biraz gözüm karardı ya. Gözün mü karardı? Önemli bir şey değil, başım döndü biraz. Başım mı döndü? Aman Allah'ım. Sakin ol kızım. Önemli bir şeyim yok dedi ya. Nasıl önemli değil babacığım? Doktor muyuz ki biz? Nereden bilelim? Allah Allah, ne var bunda bu kadar büyütecek ya? Bir şeyim yok ki benim. Mutluluktan dönmüş olmasın başın? Neyse, ne diyordum? Orhan iyi misin? Semacığım ben iyiyim. Sen iyi misin hayatım? İyiyim, iyiyim. Biraz korktum da bir yüzümü yıkayayım. Hadi yarasın bakalım. Vay vay vay. Hadi sağ olun. Pardon, izninizle. Alo. Alo Ekrem Bey, ben Sema. Sema mı? Sema Davis Junior mu? Frank Sinatra da yanında mı? Ah pardon, nasılsınız Sema Hanım? Hastanız nasıl? Ya yoğun baş dövmesi, öyle mi? Anlıyorum. Göz mahallinde kararma. Ne diyorsunuz doktor? Durum ciddi değil mi? Sakin olun Sema Hanım. Çok sakin olun. Sakin olun. Ekrem Bey, ben gayet sakinim. Oh, tamam mı? Tamam, iyi o zaman. Ama hemen buraya gelmeniz gerekiyor. Yo. Bugün olmaz. Yarın gelirim. Ne demek yarın? Ya yarını göremezse? Görür. Lütfen size yalvarıyorum. İki katı ücret ödeyeceğim Ekrem Bey, lütfen. Meselenin katiyen parayla ilgisi yok. Endosporumuz yapmamız lazım. Gelin evde yapın Ekrem Bey. Evde olmaz. Olmaz. O zaman biz geliyoruz. Ne? Siz mi geliyorsunuz? Olmaz. Olmaz. O da olmaz. Neden olmazmış? Biz yarım saate kadar orada oluruz. Tamam. Ben geliyorum. Siz mi geleceksiniz? Evet. Vazife her şeyden önemlidir. Çok teşekkür ediyorum Ekrem Bey. Siz de gecenin bu saatinde alıkoydum. Bir dakika. Ben nereye geleceğim? Adresi bilmiyorum. Tamam, ben adresi vereyim. Bu yaptığını hala aklım almıyor. Söz konusu sağlık olunca Cavidancığım. Çocuk ömrü boyunca bu kurabiyeleri sayıkladı. Hele şu son günlerde. Böyle konuşma. Orhan iyileşecek. Hepimizin gayretiyle. Orhan, iyisin ya. İyiyim hayatım, iyiyim. Gözün falan kararmıyor değil mi? Ya abartma Sema. Ben gözümü karartıp neristler aldım hayatta. Allah Allah, bu da bir şey mi? Baba, doktoru aradım. Ne yaptın? Ekrem Bey'i aradım. Ya Ekrem Bey'i nereden çıkarıyorsun Sema ya? Çok büyütüyorsun kızım işi sen. Canım belli mi olur? Neyse, şimdi içim rahat. Ha tamam. Rahat ol. Önemli bir şey yok. Ekrem Bey de burada olunca zaten. Doktoru buraya mı çağırdın?
Ne oldu baba? Ne doktoru ya? Ne doktoru ya? Ben doktor doktor demedim. Yani dedim mi? Demedin mi? Demedim ya. Şey oğlum, bu acil servis diye bir şey var ya, hani doktorlu moktorlu bir dizi. Bak bakalım başlamış mı? Bugün değil ki o dizi. Tamam sen bak gene, bak gene. Baba, yarın çok geç olabilirdi. Neyse ben telefon ederim de hiç zahmet etmesin kapımıza kadar. Etti bile. Sen geç oranın yanına da ben bakayım hadi. Ne işin var oğlum senin burada ya? Abi ne yapayım ya, bin tane laf söyledim anlatamadım. Nasıl anlatacağız şimdi Orhan'a bunu? Kafana takma. Karşında yılların eskitemediği oyuncu var. Şimdi Oscar'lık bir oyun çıkarttı. Ay, Oscar'lıkmış. Bir de narkozlu gelmiş. Ya, ne yapayım? Kör Kamil'in oradan geliyoruz. Ameliyata çağıracağını bilmiyordum ki. Mahvol. Bittik. Hiç merak etme. Gelirken 3 tane kahve içtim. Çivi gibiyim. Çivi. Ay Ekrem Bey, şükürler olsun ki buradasınız. Hastamız nasıl? İyi olduğunu söylüyor ama... İyi olduğunu söylüyorsa iyidir o zaman. Eh, bana müsaade, ben gideyim. Hadi sen git, hadi canım. Ne yapıyorsunuz? Buyurun salona geçelim lütfen. Ya bir dakika ya. Ya görür doktoru da heyecanlanırsa? Ya ne bileyim ya, morali bozulursa? Doğru, hastanın moralini yüksek tutmak lazım. En iyisi ben gideyim. Hadi oğlum sen git hadi. Ekrem Bey lütfen, baba. O zaman şöyle yapalım. Hı. Ekrem Bey buraya Orhan için gelmemiş olsun. Ne diyeceğiz peki? Kızım Ekrem benim eski arkadaşım. İstediği zaman, canı çektiği zaman gelebilir buraya, değil mi Ekrem? Doğru, haklısın. Evet. İyi peki, geçelim o zaman. Geçelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rahatsız olmayın. Buyurun. Ekrem Bey buyurun. Çaktırma, arada sırada semayı kontrole geliyor. Çocuklar. Ekrem amcanız benim çok eski bir arkadaşım. Doğru. Bir ara beraber okuduk fakültede. Baba, sen ne zaman tıp okudun? Fakülte mi dedim? Yok canım şey, lisede. Dilim sürçtü de. Ekrem Bey, bu baş dönmeleri konusunda çok haber çıkıyor değil mi gazetelerde? Efendim, abuk sabuk yazılar. Önüne gelen bir şey yazıyor. Tıp çok ilerledi. Her şeyin bir çaresi var. Binaenaleyh büyütmemek lazım yani. Evet tabii. Her türlü hastalıkta moral çok önemliymiş. Tabii ki. Stresten de uzak durmak gerekiyor değil mi Orhan? Haklısın canım. Gereksiz yere kendini üzmeler falan da çok zararlı. Sevdiklerinin desteği de çok mühim. Tabii destek. En önemli şey destek. Neyse ki bizde herkes iyi. En önemlisi mutlu olmak. Öğretmenimiz sevgi her hastalığın ilacı diyor. Maneviyat yüksek olunca, sevgi desteği de olunca ne hastalıkla iyileşiyor bir bilseniz hayret edersiniz. Ekrem Bey doktor diye hep hastalıktan mı konuşacağız? Biz öğrenciyiz diye hep okuldan konuşuluyor ama. Annem geldi galiba. Annen mi geldi? Allah, Levan Hanım ve nefis kurabiyeleri. Ben bakarım. Sakina dur, bakma. Bakma Sema, bakma. Niye bakmayayım babacığım? Elif. Ekrem Bey'e odanı niye göstermiyorsun kızım? Odasını mı? Ne odası baba? Baba, Elif'in odasını niye görsün ki Ekrem Bey? Ne odasını ya? Odası mı dedim ben? Odası dedim. Olmaz evladım, adası dedim, adası. Ben lavaboyu, evet lavaboyu soracaktım. Tamam, evet bak lavaboyu soruyor. Çocuklar ne bekliyorsunuz? Ekrem amcanızı lavaboya götürün. Elinize, hadi bakayım. Lavaboyu, ya adamın ihtiyacı var kızım. Tabii, ben de ağır ağır kapıya bakayım. Ağır ağır. Tamam canım, tamam dur oğlum dur. Anladı ya o gene. Cango sus. Aşk olsun Sermet Bey. Bir saattir kapıdayım canım. Kurabiyeler soğuyacak. Canım bizim kurabiyemiz var. Levan Hanım siz isterseniz bunları Haydar Efendi'ye götürün. Olur mu? Ben bunları Orhan'ım için yaptım. Anne hoş geldin. Canım. Bunların kokusu insanı öldürür vallahi. Aman ağzından yel alsın. Anne kim burada biliyor musun? Leman Hanımcığım çok merak ediyorum, bu kurabiyelerin tarifini bana bıkmadan sabırla uzun uzun anlatır mısınız? Hayır, tarifin sırası mı şimdi? Sen ne diyordun Semacığım? Doktor Ekrem burada, onu söylüyor. Orhan, doktor moktor yok oğlum burada. Ne diyorsun baba ya? Ne oldu baba? Baba. Yok, toparladım kendimi, toparladım kendimi. İyiyim. İyiyim, doktorumu gönderin. Doktor moktor istemem. Baba, doktor Ekrem Bey sana da mı bakıyor? Neden ya? Neden? Doktor burada mı? Hani nerede? Lavaboda anne. Yok, ya, gitmiş olabilir. Canım gitmiş olsa karşılaşırdık merdivenlerde. Siz burada saklanın. Ya Levan Hanım gelirse? Ne yani?
Siz tuvaletteyken tuvalete mi girecek? Hayır, ben yokken. Siz beni kaçırın. Nasıl? Siz beni saklayın, ben acele kaçarım. Allah! James Bond filmi gibi. Çok heyecanlı. Görevimiz tehlike. Hadi bak. Çak. Aa, Ekrem Bey? Ekrem Bey mi? Nerede? Ne yapıyorsunuz yerde? Nereden din? Kim nerede ya? Nerede yerde? Baba Ekrem mi? Yok kızım, babam falan yok. Ekrem falan yok burada ya. Allah orada Allah. İşte Ekrem. Yok efendim, Ekrem yok. Size öyle geliyor, kimse yok orada. Yapmayın Allah aşkına. Allah! Anne! Bir saniye. Sizinle tanışmış mıydık? Yok. Siz de komiksiniz Leman Hanım. Sema'nın doktorunu tanımadınız mı? Sema'nın doktoru mu? Tabii. Benim doktorum mu? Yok, benim doktorum. Tabii ki senin doktorun hayatım. Hafıza kaybı da mı başladı yoksa sende? Saçmalama oğlum. Ekrem Bey senin doktorun. Benim doktorum mu? Benim niye doktorum olsun ki hayatım? Çünkü sen hastasın. Ağzımdan kaçırdım. Neyi? Hasta olduğunu. Hayatım, ben değil, sensin hasta olan. Oğlum, son kez söylüyorum. Sen hastasın ve Ekrem Bey de senin doktorun. Hasta sensin hayatım, sen. Ben değilim. Sen! Leman Hanım, vallahi benim bir kabahatim yok. Doktor yüzünden tartışma Sema. Asıl tartışma şimdi başlayacak. Bu düzenbaz doktor falan değil. Ölmeden mezara koyacaklar beni. Doktor değil mi? Yeşilçam emeklisi bir oyuncu. Ayrıca da Servet Bey'in eski bir dostu. Orhan, o zaman sen hasta falan değilsin. Sen de hasta değilsin. Aldatıldı mı yani? Asıl ben aldatıldım. Burada hastan oğlu bir kişi var, o da Sermet Bey. Kızımı kandırabileceğini mi sandın? Ben her şeyi bu çocukların iyiliği için yaptım. Yalancının tekisin Orhan. Ben mi? Asıl seninki kuyruklu yalanmış. Sana bir şey olacak ya, ödüm koptu. Neyse, ben bir aile faciasına karışmayayım. Kızımın duygularıyla oynadın. Senin yüzünden oturup maç seyrettim bir de. Ben çok meraklıydım seninle uğraşmaya. Yufka yürekliğimden faydalandın. Az daha evlenecektim seninle. Demek hepsi oyundu. Kapıma geleceksin dediğim buydu demek ha? Oyun moyun yok. Sana acıdığından evlenmek istedim. İğrençsin Orhan. Planlarına babamı da alet ettin. Babamı kullanan sensin. Asıl sen iğrençsin. Asıl iğrenç olan Sermet Bey. Ekrem gelmeseydi her şey çok iyi olacaktı ya. Sema, Serkan, gidiyoruz. Hemen. Ne kadar aptalmışım. Yürü Serkan. Asıl ben aptalmışım. Gel kızım. Kimin fikriydi bu? Başlangıç iyi başlamıştı da sonu kötü bitti ya.